Tamamdır, o zaman görevimiz dünyanın zirvesi Blackbird içindeki. Bu görev bize bir şey katıyor mu? Blackbird de değilmiş ya, neyin içinde bu? Ana görev Gri hocam, iş. ana görev. Ana görev de bize bir şey, dünya münya açmıyor. Tamam. Gideyim şuradan bir tane römork alayım ben kendime. Kayıt alacak mısın? Aldım bile kaydı şu anda. Hayırlı olsun o zaman. Ay ne kadar güzel, aynı senin gibi. Buraya girelim. Römork mağazası. Bize iki tane taşıyan lazım. Şu lazım bize. Bir römorku. Satın al. Bak. Oyun güncellendikten sonra siz yiyor musunuz peki şey? Çok nadiren. Ben de bak evet. Abartmaca FPS kadar drop. değil ama ya. Ben daha bir yapıyor ya. Şu aradaki çukurlu yol tamir edilmiyor mu ya? Görevi yok mu onun? Yok orası öyle ya. Michigan'da da vardı ya bir yer. Aynısı. Çözünürlüğü azalt. Çözünürlüğü mü 1440p'den bahsediyorum. Ondan mı? Ha yok, oyun içindeki, pardon. oyunun içindeki çözünürlüğü azalt tavsiyesi Reddedilmiştir. reddedilmiştir yani. Kaldıdan niye dönmedim ya? Şimdi 1080'e hakaret olur. Çözünürlüğü azaltmak. 1080 çalışmayı bırakır fanlarını. Durdurur. Hocam ben bunun için girmedim bu kasaya der. Oyun bence kendini optimize etsin. Ay dur, yakıt alayım buraya gelmişken. Önce yükü mü alsam? Önce yükü alayım. Zaten yakıtsa senden alacaksın yükü. Evet ama işte arka arkaya ondan ona bakıyorum. Neredesin Dört sen tane çıkan? yakıt. He, oradan aldın yakıtları, tamam. Ben sana şeyden alacaksın. Aşağıdaki yakıt istasyonundan alacaksın. Ne Şimdi kadar buradan. kolaymış ya. Peki nereden gideceğiz? Yükseltme parçası varmış, onu almamışsınız. Abi şeyden gidelim diyorum. Ha, siz He. köprüden gelin. Ben burası bana daha yakınmış. Öyle mi? Öyle mi yapsın Cemalizm? Ya da sizin Hacı yanınıza mı gideyim? ben bilmem, bir yerlerde buluşup konvoy yapacaksak haritaya Dolan. müsait olan birisi baksın. Tamam En uygun dolan. mantıklı şey nasılsa. Dolanalım ya. Gel gel Falcon, gel Bak dolan sen. P tuşuna basıyorum. Görüyor musunuz bakın? Yakıt aldırtmadı 3 kere 4 kere. Ya klavyem bozuldu ya oyun bozuk. Ama düne kadar çalışan klavye şimdi mi bozuldu? Bilemedim yani. Ben nereye geleyim? Sen benim yanıma doğru gel. Sen neredesin? Sağ taraftasın. Sağ tarafa dönüyorum o zaman buradan. Yavaş yavaş gel, balkonda geliyor hadi. Buradan çıkarız servis merkezinde. Yakıt alırken bile zorlandım. F tuşuna 4 basılı tutmama rağmen 4-5 kere kendini sürekli tekrar etti. O da biraz saçma ya. Zaten yakıt istasyonuna gelen adam illa fulleyecektir. Niye basılı tutuyoruz ki orada? Bir kere basalım değil mi? Ya zor modda basılı tut, tamam. Eyvallah da. Bıdı bıdı olsun diye işte. Bıdı bıdı yapma kral. Kalabını da mı al, işini yap. Ne diyorsun şimdi? Biz o zaman neyi bekliyoruz? Bakalım neredeymiş. Gelmek üzere, tamam. Ciğer. Sen de Tamam, olur tabii. nereye gidiyoruz? Eylül hocam şey mi, kılavuzumuz mu? Dur ben şimdi şey yapacağım. Şöyle sıralayalım hocam ip gibi. Sen... Heh. Ne, fotoğraf mı alacaksın? Yola bakıyor Yok, değil mi? fotoğraf Çaktı. almıyorum. Yola baktım kral. Bu beklerken böyle muhabbet edeceğine baksana be. İş. Bu Canım senin iş. kamyonunu gördüm. Etkilendim. Heyecanlandın mı? Ben de sordum abi neden 23 diye, cevap vermedi diyorsun. Sevdiği bir rakammış, öyle diyelim. Evet, forma numaram da bir ara 23'tü. Yani Elazığ'da değil. Yok ya, yani alakası yok. Ben mesela Xbox'ta Game Pass adımı değiştirdim. Başka bir şey yaptım. Sonra geri alayım dedim. Ücretliymiş geri almak. 25 lira istiyor. Benim Yoksa bir mesela şey. oradaki Jemalizm 44-47 kaldı. Benim gece rüyalarıma giriyor. Oradan yavaş geçin bence. Dört Hiç çekerek sevmem. kapatalım ya. Ezelden beri Nikim'in yanında bir X bir rakam olsun. Nikimi değiştiririm, rakam koymam. Ne yapayım mecburiyetten.
Peki Elo ne demek? Onda bir anlamı yok. Zamanı vaktinde öyle nick şeyinde. Ama bu Elo'yu tek sen kullanmamışsın. Ben gördüm, bir sürü insanda var Elo. Denklemedim, evet. Şeyde Twitch'te arattığın zaman Elo diye senin çıkıyor kanalını bulmak için. Evet, bayağı bir insan çıkıyor yani. Birkaç kişi değil yani. Demek ki bir yerlerde bir şey demek bu. Galiba ama ben bulamadım anlamını. Eula'yı bilmiyorum da Eula var ağlardan. Eula şey değil mi ya öyle? Eula. Güvenlik sözleşmesi. Değil mi öyle bir şey? Gelin hocam yanıma o zaman. Motoru kapatayım, ben frenimi çekeyim. Aslında Eula güzel bir nick olurmuş. Kullanıyoruz işte kral. Ay Eula la. La olan. Yok ya, bırakıyorum. Dur ben de bırakayım. Evet. Fazla getirdim. Ne güzel bırakıyorsun be kral. Sende bir tane kalas fazla mı varmış? Fazla aldım. He tamam. Güzel, bu görevi de bitirdi. Kaç dakika oldu? 6 dakika. Çok hızlıyız. Tamam, o zaman evet, biz köy teslimatına gidelim. Falcon o görevi yapsın. Köy teslimatı çünkü 2 kişi istiyor. Ben önce arkamdaki römorku bir şuraya başı gözü sağken bırakayım. Çimento ambardan sarf malzemesi servis. Herkesinden alınıyormuş anladığım kadarıyla. Ben şimdi bakacağım. Çimento ambar gözüküyor. Yolumuz nerelerde şey oluyor? Çimento burada, sarf malzemesi orada. Evet, çok şey değilmiş ya. Araları açık değil. Şu aşağıdaki akaryakıt istasyonunda buluşabiliriz kral. Aşağıdaki akaryakıt istasyonunda. Kral ben ambara gireyim. Sen gir ambara, ben servis merkezine gidip geleyim. Akaryakıt istasyonunda buluşalım seninle. Tamam, ambardan çıktıktan sonra tekrar konuşalım. Okey. Bu nasıl bir ambar abi? Abi ayakkabı yapıştırayım dedim. Japon yapıştırıcısı elime bir yapıştı. Bütün deriyi söktü, attı. Neyden yapıyorlar bunu? Anasını satım. Biz nerede buluşacağız seninle? Servis merkezinin aşağı. Oradaki akaryakıt istasyonunda mı? Hayır hayır. Aşağıdaki akaryakıt istasyonunda. Ambarın aşağısındaki. Ambarın aşağısında. Nerede o ya? Aşağısındaki akaryakıt istasyonu. Ben şimdi haritayı kuzeye çevirdim. Bir saniye. Terste tutuyormuşum. Ben anlayamadım nerede buluşacağımızı. Ambarın altında bir akaryakıt istasyonu yok. Nasıl yok abi ya? Haritayı kuzeye çevir başkan. İki tane ambar var. Ben ondan bahsetmiyorum. Bize yakın olan akaryakıt istasyonu var şu an bir tane. İki tane mi akaryakıt istasyonu var? Evet. Nerede öteki? Ha işte şurada yakın bize. Bak ben sana göstereceğim yolumuzun üstünde. Hatta oradan ambara gidersin sen. Benim ambar yolum... Aa şurada önümüzdeymiş ya. Ben oradan gitmeyeceğim. Başka yerden gideceğim de. Geçen sen de bizim geçen... Tamam, ben önce bir yükümü alayım da ondan sonra tekrar şey yaparız ya. Römork mağazasının orada. Evet, çok yakında olduğu için göremedim. Uzaklara baktım. Bir ufacık haritaya iki tane şey mi koymuşlar? Akaryakıt istasyonu mu koymuşlar? Evet, burger yapmışlar bir gece. Sen de onu göremiyorsun. Vallahi. Rezillik. Rezilliğin son perdesinin son perdesi bu. Abi bu ne biçim far ya? Dünkü far sanki daha iyiydi gibi. Çok parlıyor senin yayın. Evet evet, sende bir ekstra parlaklık var. Bot oynasan 20 kişi olurdu chatte. 80 tane şey koymuşum da o yüzden. Niye şu anda kaç kişi var ki chatte? 3 kişi. Bot oynayınca 20 kişi. Otobüs sürünce 10 kişi. Gene attı bak, su attı. Aa buradan aşağı inecekmişiz. Navranır sevmeyen de ne bileyim yani Cemil'izim. Yani bot'taki 20 kişi bir yere kanalı götürecek mi? Öyle bir bakmak lazım aslında. Doğru söylüyorsun. Kelepleri boş verelim.
Eyvah. Biz öteki yoldan mı gitseydik? Buradaki kütük beni zorladı. Buradan geçebilirsem. Allah. Arkası kaydı arabanın galiba. Nereye bağladı bu? Ben kendimi galiba derbeder ettim şu anda. Derdest mi oldun kral? Dur bakayım, bir şeyler yapacağım. Buraya ben görevi almamışım ki, nasıl set. Sen görevi kabul ettin değil mi? Hah, hallettim ya. Sarp malzemeleri. Tamam. Sarp malzemeleri. Ağacın köküne çarptım. Merhaba Mr. Sharp Terry. Gözlerim parıldıyor diyor Deli Kadir. Ya bu karlı haritada çok ihtiyaç duymuyorsun sis farına. Evet ya, onları unuttum ben kaldırmayı da. Kaldırmak lazım, bu sis farı mahvetti bizi. Gözümüzü aldı. Buraya ambar koyan... Çok iyiyiz ya. Level designcısı. Zor ama İngilizce. Zor olan diye buymuş arkadaşlar, zor olan diye. Ben burada ne yaptım? Ne yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Kaldıralım aparları gerçekten. Üst tepedeki farlara falan gerek yok sanki. Evet evet. Dün Falcon söyledi üsttekileri kaldıralım diye de ben unuttum. Ya bir önceki map'te güzel oluyordu da. Sen ne yapıyorsun Mr. Sharp TR? Yani ambara girdik ki de çıkışı inşallah adam gibidir. Şurada bir yol gözüküyor. Daha demin espri mi yaptın? Biz ne alıyorduk? Çimento alıyordum değil mi ben? Sen gittin sarf malzemesi almaya. Ne oluyor lan? Beatbox yaptık mikrofona. Bugün bota girdim işte. Komutanları düzelttim hepsini. Athena 3'e hoş geldin. Athena 3. Merhaba, nasılsın? Tabii cevabını okuyamayacağım. Benim de takipçi kendisi. Ya. Ben buradan çıkacağım. Öteki yol çünkü birazcık meşakkatli bir yol olduğundan ötürü bu yolun daha kabul edilebilir. En azından patika izleri olduğu için tercih edilebilir gördüm. O zaman veriyorum coşkuyu. Nasıl bir coşku o? Hepsini hallettireyim ya. 260 XP, 2150 para. Sakın monteye yazıyor lan yukarıda. Kâfi. Şimdi kral, ben köprüdeyim şu anda. Nereye geleyim? Gel, sana doğru geleyim değil mi? Gel istiyorsan. Sen yük aldın mı peki? Aldım kral. Tamam. Ağız aramıyoruz biz burada. Bazı arkadaşlar gibi yatmıyorsun. Köye gidecekmişiz. Burada bir tane yükseltme var, kapatayım mı onu? At bakalım ne çıkacak. Hemen dibimde. Çok çıkar belki. Cemal izinden gördüm seni. Teşekkür ederim kral. Hoş geldin. Gideyim o zaman diyorsun ya. Evet 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 evet. Sen farlarını kapat. Tamam, kapalı. Westline V6 motor. Westline kullanmadığımız bir kamyona geldi. Yok, hayır. Westline motor ismi. Kullandığımız. Ha, motorun ismi. Hangi arabaya geliyormuş abi onlar? Fred Star. Beyaz Westline Star. Beyaz Westline Star mı? Sonra? Bu arabanın ismini değiştirmemiz lazım acilen. Bence de. Başka? O kadar. İki araba. Eyvallah. İkisini de kullanmıyoruz. Bizim emektar Flatster'a geldi işte üçüncü motor. Oyuna multide skip time gelmiş ağalar. Aa, dur bakayım. Deneyelim mi? Nereden yapacağım o skip time'ı? Map'ten. Buldum. Bastım abi T'ye. Ne oldu? Sabaha karşı mı oldu? Sabaha karşı oldu, şafak oldu. Ne kadar saat evet, ilerledik ya? 6 oldu saat. Aa, gerçekten. Evet, parkur kullanmaya gerek kalmadı artık. Gecenin de ayrı bir atmosferi var ama ya. Biz
Sıçar iletişime geçiyor. Alıyor. Abi kendine iyi bak, inşallah 6 ay sonra tekrar görüşürüz. Askere mi gidiyorsun Athena? Ne oluyor öyle? Kabaca 6 saat ilerledi diyor Deli Kadir. Evet, askere gidiyormuş. Hayırlı tezkereler. Allah sabır versin. Köy teslimatı sizdeydi. Aynen, onu hallediyoruz şu an. Sondaj ekipmanını Beyaz Bade gönderiyor. Kasım ayının sonuna yaklaşıyoruz. Büyük ihtimal Steam'de komple her şey indirime girecek. O ara çakacağız bu oyunun DLC'lerini. 27 Kasım'da Black Friday değil mi? Oo. Hızlı girdim, devrilecektim neredeyse. Şeyler başlar şimdi televizyonda. Gerçi televizyon izlemediğim için görmem mümkün değil de, ne onun adı? Hepsi burada. Trend yol şeye başlar. Efsane cumalara. Ver bırak bitir kral. Pat. Pat. Sözleşme tamamlandı. Vay, bununla ilgilendiğin için teşekkür ederim Bay Jackson. Sinirlendiğinde pek hoş olmuyor. Ne alaka? 400. Evet, ne oldu? 16 dakika oldu. İki görev 16 dakika. Bakalım ve yeni görevimizde neler varmış? Şey, güzel görev bak. Kereste atölyesinin malzemeleri. Bakıyorum nerede olduğuna. Morrison'da. Teşekkürler. Kereste atölye. Yedek servis yedek parçası 4 tane. Metal kiriş 1, yakıt 2, küçük borular 2. Evet, görevi nasıl yapacağız? Kim yapacağız? Borular 1 tane. O 2 tane yer kaplıyor zaten. Evet. Ben metal kiriş kaç tane yer kaplıyor? Metal kiriş 2 tane yer kaplıyor abi. Oo. Gerçekten o. Ben aracı garaja attım. Garaja mı niye attın ya? Kamyonu değiştireceğim. Dörtlü taşıyabilen Westline mıydı? Neydi o? Western Star mıydı? Onu deneyeceğim biraz şunu. Bu kaç taşıyabiliyordu? Western dört, Star. Dört. Dört. Tamam, bir Western Star'la geleceğim ben. Bunun bir özelleştirmelerine bakalım. Ya bu ambara ben... Siz o arada şeyi planlamasını yapın abi. Hani nereye ne yapacağız? Servis yedek parçasını alırsın abisin o zaman ya. İşte dört tane taşıyabileceğim bir yükü bana bırakın. Servis yedek parçası var işte, 4 tane istiyor. Sen onun arkasına şey de takabiliyorsun galiba. Bir de onu kabul edersen biz de ona ama, bir şey. Ama çok çok uzun. Ben kabul ettim ya görevi. Ettin mi? He, şimdi gelmemişti. Çık girebilmek gerekiyormuş. Lastiklerimi düzenliyorum ben. Şimdi küçük boruyu... Alayım mı ben küçük boruya girip? Küçük boru ve metal kiriş iki yer kaplıyor. İkisinden birisini ikimizden biri alacak. Tamam, ben... Küçük boruları alayım. Benim arkası iki yerli zaten. Tamam. Metal kirişten bir tane yakıt alabilirim ben. İki yakıt alamam. O zaman ben gideyim remork mağazasından bir remork takayım arkama. Gideyim mantıklı. Yakıt da alayım bir desine. Olur. Çıkışta yakıt alayım. Tamam, öyle yakıt yapalım. Yakın mı? Yakıt, ha yakın. Ambarla yakıt yakın birbirine. İlk önce yakıt mı alayım? Remorku takıp. Sonra ambara gidip çıkayım. Öyle yapayım ya. Öyle yapayım. Öyle olmayanlar toplandı hocam. Tamam. Ben çıktım garajdan şeye geliyorum. Nedir onun adı? Tünele gidiyorum. Aa bak, burada Beyaz Vadi Geçidi diye bir yer var. Ona yeni görüyorum ben şu anda. Dağ nehrine gidiyorum. Bu kamyonu da ilk defa kullanıyoruz bu arada. Hem kayıtta hem yayında. Hem şahsi olarak. Bunun ön tekerlek çift dönüyormuş. ABD yok. Sıkıntısı o. Diferansiyel kilidi var. Çözer diye düşünüyorum ya. Sadece arkaya kilitliyormuştu. Bakacağız. Yardım edersiniz artık. Beni çekersiniz. Yok. Kolay kolay yolda kalmıyor ya o. Fena mı? Sen onun motoruna baktın mı? En sonuncusunu taktım. Ha, ona gelmiş çünkü. Ha, o buydu değil mi? Aha. Yüksek aralık taksana buna, fişek oluyor. Daha büyük lastik vardı, küçükleri taktın sen. Öyle mi oldu? Ya gözden kaçırmış olabilirim.
Öyle şeylerde vurgulu mesaj at Heraklis. Orada şey var ya, sadakat puanıyla vurgulu mesaj gönder var ya, onu gönder. Yol yakınsa geri dönebilirsin. Büyük lastik bayağı şeyler. Orada çok çamur yok ya abi. Çok bataklık, çamur bir şey yok. O yüzden şu an geri dönmedim. Michigan'da olsak dönerdim. Benim vinç var ama ya. Arkaya bir şey taksam sıkıntı olur mu? Takamazsın ki. Evet, izin vermiyor o kamyonda ya. Bazılarını taktırıyor da bazılarına izin vermiyor. Bakalım taktıklarında da şey oluyor. Manevra kabiliyeti yok oluyor. Nasıl yapalım? Falcon? Ya vinci çıkartacaksın. Garaja dönmesi lazım. Yani ya da iki tur açacağız. Bir tane daha kamyon var burada aslında. Onun arkasında ne vardı? PX250 var onda. O kamyon nasıl galiba. Tamam. O da aynı. Ben döneyim abi o zaman bir garaja hızlıca. Bu Western Stand sende varsa sen de alsana. Şu an keyifli bu kamyon. Beğendim. Sadece birazcık kütük. Şeyi diyorsun. He, arkası dönmüyor uzun bir araba. Evet, kütük birazcık. O yok bende ya, ben sevmiyorum onu. Tipi çok kötü tipi. Bir an param yok diyecek zaten. Yok ya, para milyonlarca var da. Milyonlarca. Yavrum benim be, sen Türkiye Cumhuriyeti'nde bakan mı yasın? Sivil'le gireyim kral, arkasına şet takayım. Olmaz mı? Metal kiriş, iki yer kaplıyor abi. Sivil'le gelme bence. Ben doğru yerde miyim ya? Doğru yerdeyim. Sivil'le gelmeyi mesela... Uyuya mı kalmışsın Sercan? Yayını beklerken uyuya kalmış, görüyor musun? Empala hoş geldin. Yakıttan dolayı mı Sivil'le gelmeyeyim? Hem yakıttan dolayı hem de evinin üstüne bir şey koyamıyorsun. Ancak römorka koyabilirsin. Yakıt şey orada. İki tane yakıt var orada ya. O yakıttan problem olacağını düşünmüyorum ben. O zaman royal'ı değiştireceğim abi. O zaman düşük sele al. Düşük seleye römork tak. Sivilde. Abi her yere ağaç koymuşlar. Hepsi dandik ağaç. Düşük sele varmış zaten. Elimi hangi ağaca attıysam şu ana kadar patladı. Ağaç katliamı yaptık abi şu an burada. Motor açmışım lan ben bunu. Biz zincirli miyiz? Zincirliyiz. Teşekkürler Rempala. İyi seyirler. Sercan nasılsın? Eyvah, çizdim arabayı. Daha yeni almıştık ya. Babası anası komutu hangi oyunda işe yarıyor? Anlamadım. İsim babası anası komutu hangi oyunda işe yarıyor? Strateji oyunlarında genelde hani binalara isim verebiliyoruz ya. Öyle oyunlarda işe yarıyor. Buna birden bakacağım. Herhangi bir binaya, kişiye, mesela Bannerlord'da lordlara isim verme var, çocuğa isim verme var gibi. Büfeyi takayım elinde. Sen kısa yol tercih. Alper hoş geldin. Ben genelde hep bu yolu kullanıyorum ya. Çok kötü değil yani bu yol. Gayet geçilebilir bir yol. Dağ nehrine geçeceğiz demiştik. Şimdi 4 servis yedi parçası kaldı. 2 yakıt. Bir küçük boru. Küçük boruyu alayım ben, mı? Ben dörtlüye gidiyorum işte. Küçük boruyu alıyorum ben. O zaman bir tek şey kalıyor. 2 tane yakıt kalıyor. Onu da derdir alır. Ya abi o zaman niye ben taktınız bunu ya? Çok yakınmış ya şey. Benim getireceğim yer. Fabrikadan çıktım, hemen önümdeki yere verdim. Neyse, beşli
Büfe ramarukuyla geliyorum artık. Orada satarım bunu. Aslında küçük boruları sanki de senin daha iyiydi. Öyleydi zaten. O zaman sen küçüklere git. Yok artık git. Sen artık yakılsın. Az önce gittiğimiz ambarda. Biliyorum. Git artık oraya. Yapacağım. Şey mi? Çukurdaki ambar mı? Evet. Aa, yukarıda varmış. Ya. Tamam, yukarı gidiyorum ben. Yukarıya git. Ben ne yaptım? Ay, yanlışlıkla C'ye bastım. M'ye basacağım diye geri döndüm. Falcon çok kötü plancı. Beni taklaya getirdi ya. Adı taklacı zaten onun. Ben planlayacağım bundan sonra ne yapacağım ya. Şimdi biz ne alacaktık? Servis yedek parçası almayacaktık. Yok. 4 tane olan servis yedek parçası. Tamam. Şuradan bir görevi bulayım da. Melison madencilikteki görev miydi? Keres atölyesi. Servis yedek parçası. Tamam. Güzel. Şuradan alacağım da oradan ben nasıl manevra yapacağım? Geri gireyim ben bari oraya. Yeni analitik zekamı kullanarak güzel bir çözüm buldum. Analitik zeka? Analitik. Merhaba. Merhaba. Araba fişek gibi gidiyor, anasını satayım, ne biçim bir araba? Hangi araba o, şey mi ya? ANK Civilian mı? Civil'e 3. motoru taktım abi. Geldi değil mi onlar? Bizdeyken açılmıştı galiba. Şu an fişek gibi gidiyor araba. Ben daha son yükseltmelerini yapıp kullanmadım onu. Çok çok garip gidiyor araba, çok garip gidiyor. Fazla hızlı gidiyor ya. Fazla hızlı gidiyor. Bunu düşürmemiz lazım, bir kilidi var. Kapalı o bende hala. Aracı alçaltıyorsun. Onu da açmamız lazım. Bu araba gerçekten kütük ya. Büyük işleri yine bununla yapabilirsin yani. Anlamına geliyor. Buradan dönmez bu. Şöyle yapalım. Eyvah eyvah, ben ne yaptım ya. O askeri olan da çok iyi hanımefendi. O daha hızlı gidiyor. Bak daha ön vitesi alamadı arabayı, görüyor musun bak. Gitmiyor. W'ye basılı tutuyorum, gitmiyor. Ben manevra yaparken şey yapıyorum ya. 2 ve 7'ye başlıyorum direkt hızlı hızlı. Ondan sonra ayrı. Kendisi çok zor vites atıyor. 2 ve 7 ne abi? Otomatik Doğru. Vitesten çıkarıyor işte, şey yapıyor. Manuel vites alıyor aracı. Şimdi servis yedek parçası 1, 2, 3, 4. Güzel. Yolumuz neresi? Kereste atölyesine teslim et. Buradan aşağıya ineceğiz. Buraya gireceğiz. Evet bak, sen buraya geldin, yakıt alabildim. Ben diğer taraftan alabildim şimdi yakıtı ya. Sıkıntı yok. Dönmen zor, tabelayı kırar. Tabela önemli değil ya, onlar ufak şeyler. Araba bayağı kütük. Bu arabayı gerçek hayatta kullananlar nasıl kullanıyor acaba? Yani hiç ben satın almam böyle bir arabayı. Neden acaba böyle bir şey yapmışlar, anlayamıyorum. Şeydir ya, büyük ihtimalle düz yol arabası duru. Ama fabrikaların girişi çıkışı çok şey, sıkıntılı yerlerde oluyor bazıların. Her fabrikanın öyle cillop gibi girişi çıkışı yok ki. Gerçek hayatta mı basıyorsun? Evet evet. Bu düz yol arabasıdır. Hani temde falan kullanmak için atıyorum. Otoyolda. Otoyol çıkışında gidip çekicilerin üzerine alırlar diye düşünüyorum. Bunu tren gibi kullanabilirler yani.
Dorsel'i kullanıyorlardır. Bunda yok ki. Dorsel'i. Yok. Bunun şeyi yok ya. Yani bükülmüyor ya araba. Onu diyorum. Onu demek istiyorum. Normal tır gibi değil ya bu. Gerçekte böyle bir araba var mı? Yok, olmasa koymazlar da herhalde oyuna. Tamam. O ses neydi ya? Boru yükledi. Neydi abi? Ama oyun, oradaki yükleme sesi bana nasıl geliyor ya? 5 tane yakıt yüklesem ne olur? Onları satar mıyım sonra? Neyse gerek yok. Ya. Yükler satılmıyor ki. Siliniyor direkt. Boş durmasın yükle. Yükleyeyim değil mi kral? Görüntü olsun. Ha görüntü ben de öyle. Yok bizden gelmedi o ses ya. 5 tane yakıt yükleyeyim bari. Belki başka bir yerde yakıt vardır. Direkt giderim bırakırım. Ben keşke öteki arabayı garaja götürmeseydim ya onun. Ben niye götürdüm ki garaja? Neyse. Ben 4 tane servis yedek parçasımı bırakıyorum sevgili dostlar. Şimdi arkadaşları bekleyeceğiz. Sevgili dostlar biz yükün... Bir saniye kankam şeyi bitireyim de videoyu bitireyim de. Biz Falcon yanlış boruyu getirdiğinde videoyu pause yapmıştık. Geldiğinde açarız diye düşünmüştük ama onu unuttum ben orada videonun pause olduğunu. Şimdi biz önümüzdeki bölüm, bir sonraki bölümde bu yükü taşıyacağız. Bu haritadaki son yüklerden bir tanesi bu. Şuradaki yük de bitiyor. Görevler de bitiyor. Kalmadı bir şey. Diğer haritaya geçeceğiz. Bu yük zaten nereye gidiyordu? Beyaz Vadi'ye mi? Yok. Kuzey Limanı'na gidiyor. Bundan sonraki yük Beyaz Vadi'ye gidiyor. Bize Beyaz Vadi'yi açacak. Beyaz Vadi'ye bir sonraki bölümde büyük ihtimal geçmiş olacağız. Taşıyacağımız yük de bu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.